İyonunda toplam 42 elektron bulunduğuna göre X elementinin temel hal elektron dağılımında artı bir yüklü manyetik kuantum sayısına sahip maksimum kaç elektron vardır diye söylenmektedir arkadaşlar. Burada X artı 3 oksijen, oksijenin 8 elektronu vardır. Yani 3 çarpı 8, 2 tane de yapım elektron aldığını gördüğümüzde artı 2 ile 42 olmaktadır. Buradan X değerimiz arkadaşlar 16 olarak gelecektir. X'in 16 elektronu bulunduğuna göre 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 dizilimine sahip olacaktır. ML değeri artı 1 sadece p'lerde bulunduğu için arkadaşlar maksimum elektron sayısı olduğu için burası tam dolu olduğu için 2. Burada buranın tam dolu olduğunu düşünürsek yani artı bir yüklü olanın tam dolu olduğunu düşünürsek 2 tane de burada olacağı için maksimum 4 elektron bulunacaktır. Bir maddenin basınç ve sıcaklık değerlerine bakılarak fiziksel halinin belirlendiği grafiklere faz diyagramları. Faz diyagramı yukarıdaki gibi verilen madde ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A, B, C ve D bölgelerinin fiziksel halleri sırasıyla katısı buhar ve gazdır. A bölgesi katıdır arkadaşlar. B bölgesi sıvı. C bölgesi buhar. D kritik sıcaklığın üstü olduğu için gazdır. Doğrudur. 0,8 ATM basınç ortamında hiçbir sıcaklıkta madde sıvı halde bulunmaz. 0,8 ATM'nin kestiği yerlere baktığımızda arkadaşlar sıvı halin hiç bulunmadığı doğrudur. Dış basınç arttıkça erime noktası azalır. Dış basınç değerimiz arttıkça arkadaşlar erime noktası katı sıvı arasındaki bu değeriden belirlenir. Ve bu da giderek azalmıştır. Doğrudur. Normal kaynama noktası T3 derece Celsius'tur diye söylenmektedir. 1 ATM'ye ait sıvıdan buhara geçiş hali T3'te olmaktadır. Doğrudur. Normal donma noktası T1 olarak söylenmektedir. Normal donma noktası 1 ATM'ye aittir ve T2 sıcaklığına ait olmalıdır. Bu nedenle yanlıştır. Cevabımız E seçeneği olacaktır. Kütlece %64 iki sıvısı içeren sulu çözeltinin T derece Celsius'taki buhar basıncı 170 mm civarıdır. İki sıvısının T derece Celsius'taki buhar basıncı kaç mm civarı diye sorulmaktadır arkadaşlar. 64 gram X bulunuyorsa arkadaşlar burada 36 gram su bulunmaktadır. X'in kütlesi 32 gram olduğuna göre 2 mol X, suyun molü 18 olduğuna göre 2 mol de su bulunmaktadır. Buhar basıncı çözeltinin 170 olarak belirlenmiştir. Burada arkadaşlar suyun buhar basıncı 140 çarpı suyun mol kesi 2 mol su bölü toplam 4 mol madde vardır. Artı Px çarpı 2 mol x bölü toplam 4 mol x bulunmaktadır. Buradan Px değerimiz arkadaşlar 200 olarak gelir. Yani cevap D seçeneği olacaktır. Tepkimeleri veriliyor. Buna göre tepkimesinin entalpi değişimi aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmaktadır. X maddesi girenlerde bu tepkime tamam. Z maddesi girenlerde tamamdır. D maddesi burada, ürünlerde buradaysa arkadaşlar girenlerdedir. Yani bu tepkimeyi eksiyle çarpmamız gerekmektedir. Bu maddenin entalpi değişimi eksi A'dır. Bu maddenin eksi B'dir. Bu tepkime de eksi C iken eksiyle çarptığımız için eksi eksi C'den artı C olarak gelecektir. Yani C eksi A eksi B şeklinde olmaktadır. Cevap da B seçeneğinde bulunmaktadır arkadaşlar. Yukarıda tanecik sayısı kinetik enerji değişim grafiği verilen tepkimesiyle ilgili ifadelerin hangileri doğrudur diye sorulmaktadır. İkinci durumda tepkime daha hızlıdır. Eşik enerjisini aşan tanecik sayısına baktığımız zaman arkadaşlar birinci durumda daha fazla tanecik vardır. Bu nedenle yanlıştır. Birinci durumda tepkimedeki taneciklerin ortalama kinetik enerjisi ikinci durumdakine göre daha yüksektir. Birinci durumda eşik enerjisini aşan tanecik sayısı daha fazla olduğu için sıcaklık daha fazladır. Bu nedenle ortalama kinetik enerjide de daha fazla olacaktır. İkinci durum katalizörsüz. Birinci durum katalizör tepkimesi çizilmiştir. Eşik enerjisini değiştirir katalizör. Ama burada katalizör eşik enerjisini değiştirmek için yani katalizör bulunmadığı için arkadaşlar yanlış bir öncül olmaktadır. Cevabımız ise A seçeneği olacaktır. Aşağıdaki denge tepkimelerinin hangisine kısmi basınçtan türünen denge sabit, gelişimden türünen denge sabit eşittir? Bunun eşit olması için arkadaşlar köpek kaçırtan formülündeki RT üzeri delta N değerinin delta N'in sıfır olması gerekir. Bu ürün eksi giren gaz katsayılarının birbirine eşit olduğunu gösterir. Burada baktığımızda girenlerde 3, ürünlerde 2 vardır. Olmaz.
Girenlerde 0, ürünlerde 1 vardır. Olmaz. Girenlerde 3, ürünlerde 1 gaz vardır. Olmaz. Girenlerde 2, ürünlerde 2 gaz vardır. Olur. Girenlerde 2 gaz, ürünlerde gaz yoktur. Bu nedenle olmaz. Yani cevabımız D seçeneği olmaktadır arkadaşlar. Oda koşullarında 250 mililitre potasyum hidroksit çözeltisini sülfürik asit çözeltisi ile titrasyonuna ait pH değişimini gösteren titrasyon eğrisi şeklinde veriliyor. Toplam hacim 300 mililitre olduğu anda eşdeğerlik noktasına ulaştığına göre sülfürik asit çözeltisinin değişimi kaç molardır diye sorulur. Başlangıçtaki pH değerimiz 13 ise POH değerimiz arkadaşlar toplamları 25 derece Celsius'ta 14 olduğu için 1'dir. Bu nedenle hidroksit değişimimiz buradan 10 üzeri eksi 1 molar olarak gelmektedir. 10 üzeri eksi 1 molar hidroksit derişimimiz bulunmaktadır. Eşitlik sağlandığı anda 250 mililitre toplam hacim 300 mililitre olduğuna göre 50 mililitre asit konularak sağlanacaktır. Yani asidin mol sayısı artı bazın mol sayıları birbirine eşit olmalıdır arkadaşlar. Buradan asidin derişimini bilmiyoruz. Çarpı asidin hacmi 0,05 litre tesir değerliği 2 eşittir. Bazın derişimi değil direkt hidroksitin derişimi bilindiği için tesir değerle çarpmamıza gerek yok. 10 üzeri eksi 1 çarpı 250 mililitre 0,25 litre olarak gelmektedir. Buradan arkadaşlar asidin derişimi 0,25 molar olacaktır. Bu da E seçeneğinde bulunmaktadır. T derece Celsius'taki çözünürlük çarpımı verilen kalsiyum hidroksit katısının yukarıda verilen birinci çözeltideki çözünürlüğü ikinci çözeltideki çözünürlüğünün kaç katıdır diye sorulmaktadır. Kalsiyum hidroksit arkadaşlar iyonlarını ayrışırken kalsiyum artı 2 artı 2 hidroksit şeklinde olmaktadır. Burada kalsiyum 0,1 molar olarak bulunmaktadır. Kalsiyum nitrat çözeltisinin %100 iyonlaştığı için kalsiyum artı 2 ortak iyonu gelecektir ve bu 0,1 molar olduğu için bu da 0,1 molardır. Buradan Se2S olarak çözüldüğünü düşünürsek bu çözeltiden KCC değerini eşitlersek 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 eşittir. Kalsiyum değerleri 0,1 artı S çarpı hidroksitin karesi şeklinde olacaktır. Buradaki S'i ihmal ederiz arkadaşlar. Buradan 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 eşittir. 4S kare olarak gelir. S değerimiz ise yani çözünürlüğümüz ise 10 üzeri eksi 4 olacaktır. Aynı işlemleri sodyum hidroksit çözünürlüğünde yaptığımızda buradan hidroksit derişimi ortak iyondur. 0,01 molar ise 0,01 molar hidroksit gelecektir. Yine çözünürlüğümüz Se2S olarak aldığımızda KCC değerimizden 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 eşittir. Kalsiyum S kadardır. Hidroksit 0,01 artı 2S kadar karesi olacak. 2S'i ihmal ederiz arkadaşlar. Buradan S değerimiz 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 olarak gelmektedir. İkisi arasındaki kat farkı bile sorulmaktadır. Birinci çözeltideki çözünürlüğümüz 10 üzeri eksi 4'tür. İkinci çözeltideki çözünürlüğümüz 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 olmaktadır. Aralarındaki kat farkı arkadaşlar 2,5 kat olmaktadır. Yani 10 üzeri eksi 4, 4 çarpı 10 üzeri eksi 5, 2,5 katıdır. Bu nedenle cevap A seçeneği olacaktır. pH değeri 0 olan 100 mililitre H2X çözeltisi 96,5 amperlik akımı 1,5 dakika elektrolize ediliyor. Buna göre elektroliz sondasının çözeltinin pH değeri kaç olur diye sorulmaktadır arkadaşlar. Burada H2X çözeltisinde hidrojen X eksi 2 ve hidroksit iyonları bulunacaktır. Bunun sonucunda arkadaşlar indirgenecek olan kesinlikle hidrojendir. Ancak yükseltgencek olan X'in yükseltgenme isteği daha fazla olduğu için buradan X maddemiz yükseltgencektir. 2 elektron vererek. Bunun sonucunda ne kadar hidrojen azaldığını bulursak böylelikle elektrolit sonucundaki değerleri belirleyebiliriz arkadaşlar. Burada Q eşittir. Geçen akım 96,5 çarpı. Geçen süreyi saniye olarak almamız gerekir. 1 dakika 60 saniye ise çarpı 90 saniye olarak belirlersek 8.685 kulomb gelecektir. 1 mol elektron 96.500 arkadaşlar. Bunu 96.500 kulomba böldüğümüz zaman bulunan elektron sayısı 0,09 mol
elektron olacaktır. İki katsayısına 0,09 mol elektron harcanıyorsa iki katsayısına 0,09 mol hidrojen iyonu harcanmaktadır. Başlangıçtaki pH değerimiz 0'sa hidrojen derişimimiz başlangıçta 1 molardır. Bize mol sayısını gerekmektedir. Mol sayısı ise 1 molar çarpı 0,1 litreden 0,1 mol olarak gelmektedir. Harcanan miktar 0,09 mol olduğuna göre kalan hidrojenin mol sayısı 0,1 eksi 0,09'dan buradan 0,01 mol kaldığı görülmektedir. H artı derişimimiz buradan 0,01 mol bölü 0,1 litre olduğu için arkadaşlar sonucumuz 0,1 molar olarak gelir. Buradan pH değerini çekersek pH değeri 1 olacaktır. Yani cevabımız A seçeneği olmaktadır. Yukarıda verilen pil sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? X metali, Y metali yanan ise birinci kap anot, ikinci kap katot. Aktif olan yükseltgendiği için birinci kapta da X bulunduğu için X aktif olduğundan anot olacaktır. Doğrudur. Y elektrodun kütlesi değişmiyorsa Z artı çözeltisi asit çözeltisidir. Burada arkadaşlar asit çözeltisi olursa bu çözelti sonucunda hidrojen gazı açığa çıkacağı için burada çünkü asitte de H artı ve suda da H artı bulunacaktır. İndirgenecek maddemiz hidrojendir ve Y üzerinde birikmeyeceği için bu nedenle asit olabilir. Elektronun akış yönü X elektrottan Y elektroda doğru ise tuz köprüsündeki artı yüklü yönler birinci kaba geçer. Elektronlar bu tarafa doğru hareket ediyorsa burada elektron üretiliyorsa arkadaşlar burada yükseltgen mi olur ve buraya eksi yükler gelir. Bu nedenle yanlıştır. Sistemde 1 mol X yükseltgeniyor ise 2 mol Z indirgenir. X'in arkadaşlar yükseltgenmesi için 2 mol elektron vermesi gerekmektedir. Ama Z'nin indirgenmesi için 1 mol elektron alması gerekir. Bu nedenle Z'nin denk düşmesi için 2 ile genişletiriz. Bu nedenle 2 mol Z indirgenir doğrudur. İkinci kaba su eklendiğinde pil potansiyeli azalıyor ise ikinci kap katottur. İkinci kapta arkadaşlar su eklendiğinde Z artı gelişimimiz azalıyorsa tepkime bunu arttırmak için direnlere kayıp pil potansiyelini azaltıyorsa Z'nin indirgenmesi gerekmektedir ki direnler de olsun. Bu nedenle bu öncül de doğrudur. Cevap B seçeneği olacaktır. Temel hal elektron dizinin verilen X elementinin hidrojen ve florla yaptığı ikili ilişkisinin özelliklerinden kaç tanesi ortak? X'e baktığımız zaman arkadaşlar değerlik elektron sayısı 4'tür. Yani X aslında karbon özelliği taşımaktadır. Bu nedenle hidrojenle böyle bir bağ, flor ise üzerinde eşleşmemiş elektron çiftlerini bulunduran böyle bir bağa sahip molekül geometrili bir yapı oluşturacaktır. Molekül geometrileri aynıdır. Ortaklanmamış elektron çift sayıları hidrojen de ortaklanmamış yoktur. Farklıdır. V0 formülleri AX4'tür. Aynıdır. Merkez atom yani X'in hibritleşme türü arkadaşlar SP3'tür hepsine doğrudur. Moleküllerde atomlar arası bağ oluşum noktasındaki orbital örtüşmeleri. Burada SS örtüşme, SP3 S örtüşmesi varken burada SP3 P örtüşmesi vardır. Bu nedenle ortak değildir. Yani cevap C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Yukarıda verilen bileşiklerinden hangileriyle yapı izomeridir diye sorulmaktadır. 1, 2, 3, 4, 5 olarak numaralandırırız. 2, 3 dimetil penten olduğu için 7 karbonludur arkadaşlar. Düz zincirli bir heptan olabilir. 2, 3 dimetil pentan bu yapının aynısı olduğu için yapı izomeri olamaz, kendisidir. 3 etil pentan, üçüncü de etil olup ikinci de olmazsa bu da 7 karbonlu olacağı için yapı izomeri olabilir. Bu nedenle cevap D seçeneği olmaktadır. Yukarıda verilen bileşiklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Aynı karbon sayılıdırlar. 1, 2, 3, 4 karbonu, 1, 2, 3, 4 karbonu olan bir alkenle alkindir. Bu nedenle doğrudur. Kapalı formülü C4H8 olduğu için sigma bağ sayısı arkadaşlar. Toplam atom sayısı eksi 1'den 11. Burada kapalı formülü C4H6 olduğu için toplam atom sayısı 10 eksi 1'den 9 sigma bağı vardır. Bu nedenle doğrudur. Katılma tepkimesi verirler. Pi bağları bulundukları için verirler. Her ikisi de doymamış hidrokarbondur. Pi bağı bulunanlar doymamış hidrokarbonlardır. CnH2n eksi 2 kapalı formüllerine sahiptirler. Bu 2 için geçerlidir. 1 için ise arkadaşlar CnH2n kapalı formülü olmalıdır. Bu nedenle yanlıştır. Cevap E seçeneği olmaktadır.